Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veşil kerim ve sultanihil kadim. Min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasil inen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İnne lis şeytani kuhlen ve la'ukan ve neşukan. Amma la'ukuhu fel kedib. Ve amma neşukuhu fel gadab. Ve amma kuhluhu fel nevm. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı beka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşabenlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. İnne lis şeytani kuhlen. Muhakkak ki şeytanın sürmesi vardır. Göze çekilen sürme. Sürmesi vardır. Ve la'ukan. Şeytanın dilini tatması vardır. Tattığı şey vardır. Yalaması vardır. Ve neşukan. Şeytanın koklaması vardır. Burnuyla koklaması vardır. اَمَّا لَعُوْكَهُ فَالْكَذِبُ Şeytanın yalanması yalandır. Dinen, şer'an, haram kılınmış olan yalan. Haram kılınmamış olan yalan da var mı? Evet, var. Muharebe sırasında yakaladılar düşman tarafından seni. Arkanda, tepenin arkasında senin Müslüman askeri var, ordusu var. Düşman soruyor, senin asker nerede diye. Arkamda demeyeceksin. Düşmanı sapıtmak için başka yerleri göstereceksin. İslam askerini kurtarmak için. Burada yalan söylemek mecburiyeti var. Bir zalim bir kimseyi, günahsız bir kimseyi yakalayıp zulmedecek. Yerini biliyorsun, sana sordular. Söylemeyeceksin, mecburen söylemeyeceksin. Zulümden kurtarmak için yalan orada gerekir. Karıyla koca arası açılmış, barıştırmak için kocasını göreceksin. Senin hanım kavga ettiğinden beri yemek yemiyor, uyku uyumuyor. O kadar üzüntülü, halbuki esip yahıp durup yalan söyleyeceksin barıştırmak için. Karısına gideceksin, senin herif çok üzüntülü, çok pişman falan, halbuki hiçbir şey, öyle bir şey yok. Barıştırmak için yalan söyleyeceksin. Evet, evde geçim iyi olsun diye ailene 50 lira aldım ayakkabıyı, 100 lira aldım diye, eğer hanım ucuz aldın diye kavga çıkaracaksa onu da öyle söyleyebilirsin. Bu pek iyi değil ama eğer kavga çıkacaksa ona da, onun da zararı yok. Yani yalanın böyle yerler var. Bunun dışında olmayan bir şey söylemek yalan, haramdır. İşte şeytanın yalaması yalan söylemektir. Yalan söylemektir. Ondan sonra fel gadabu, öfkeli olmaktır. Allah'tan başkası için, Allah için öfkeli olmak gerekiyor zaten.
Mesela çarşıda zina yapan kimse gördün. Gidip müdahale edemiyorsun. Bir yer müsaade varsa yakasını yapacaksın, iki tane çakacaksın. Burada bu iş olmaz diyeceksin. Yasak efendim, kanun var, dokunamıyorsun. Bunu yapamadın. Ya ayıp ya, bu işler böyle olmaz. Falan. Gene bunu da diyemiyorsan, o zaman içinden ah bir seni öyle geçirsem, imkanım olsa senin derini üzerim diye öfkelenmek mecburiyeti var. Bunu göstermezsen iman yok diyor Peygamberimiz. Böyle Allah için gazap değil. Ucuza sat, pahalıya sat almışsın. Bir malı pahalıya almışsın. Kaba senin çarşıyı gezip piyasayı öğreneceğine ilk adamdan söylemişsin. O da 50 liralık malı sana 150 liraya satmış. Sana kızıyorsun. Yok, bu öfke iyi bir şey değil. Ha böyle Allah'tan başkası için gazap şeytanın şeysidir. Hilelerindendir. Fe emmâ kuhlû fennevmûn. Sürmesi de şeytanın uykudur. Evet. Uyku. Çok uyku. Hiç uyumamak olmaz. İnsanın ihtiyacı. Ama çok uyku şeytanın sürmesidir. Neden? Çok uyursan bir kere vücut gevşer, tembelleşir. Ondan sonra gece çok uyursan gece namazı kılamazsın. Halbuki gece namazı, yani biraz yattıktan sonra kalkıp gece namazı kılsan iki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan kalırsın. Diğer zamanlarda sabah ezanı okunur. Aman çok tatlı uyku uyursanız sabah namazı gider gibi ibadetlerden kalırsın. Nafile farz ibadetlerden kalırsın. Evet. Şimdi öfkeli halde akıl çalışmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelmiş. Demiş benim tahsilim falan yok. Ben çölde yaşanan bir adamım. Bana bir tek şeyle söyle demiş. Cennete de gideyim ha. Kazanayım da yani. Bana öyle demiş söyle. O da la tağdab demiş. Kızma evladım demiş. Anladık da demiş. Bu kadar da aptal değilim yani. Biraz söyle. Gene la tağdab demiş. Ya Resulü anlamadın herhalde. O kadar aptal değilim ben. Gene bir şeyler söyle. La tağdab. Gene söylemiş adam. La tağdab. Evet, insan diğer hayvanlardan farklı oluşu insanın aklıyladır. Öfke geldi mi akıl makıl kalmaz. Akıl kalmayınca da Allah ağzından çıkanı kulağın duymaz. İşte Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor, imanından oluyor adam. Efendim kaçırdığı karısına öfkelenmiş durumda, boşuyor. Ondan sonra pişman oluyor. Bunlar öfke sebebiyle akıl çalışmadığı için şeytanın şeysidir, oyunlarıdır bunlar. Buradan senin içine nüfuz eder. Nüfuz eder. İşte dalga geçmek, alaya almak başkalarını, güldüreceğim diye yalan söylemek. Bunlar hep şeytanın oyunlarıdır. Kibir, kendini beğenmek. Evet, sülalem şöyle, ben müftü çocuğuyum, ben falan filan. Bunlar hep şeytanın oyunlarıdır. Başkasını hiç sinek kadar görmemek, başkasını, insanları hakir görmek. Evet, ah imkanım olsa ben bu insanları yola getirmesini bilirim, hepsini kamçılayacaksın, lütfen ne filan olmaz bu iş, dayak atacaksın, zulüm istemek, bunlar şeytanın oyunlarıdır. Evet, işte bir insan bunları önlediği zaman, iradesini kullanıp da bunları bastırdığı zaman, bunlar nefsin, şeytanın oyunlarıdır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın emrettiği çizgiye gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği sünnete uygun hareket eder. Dini nitelikte sabırlı, düşünerek hareket eden bir mümin olur. Ve ondan sonra tabii bir insan zina edebilir mi? Zina ettiği kimseyle tövbe etmeden ölürse mahşerde herkesin önünde çiftleşecek hayvanlar gibi. Bunu bilen bir insan, bir mümin zina edebilir mi? Tövbe etmese dedik. Sonra ederse tamam, problem yok.
Ama ya zina ederken ölü verirsen, hemen tevbe etmeden arkasından ölü verirsen, o zaman ne olacak? Böyle olduğu tevbe etmeden öldüğün zaman mahşerde herkesin gözü önünde köpekler gibi çatallaştıracak Allah seni. Bunu bilen adam zina yapabilir mi? Evet. Ama insan şeytanın bu şeylerine kapılırsa, arz ettiğimiz oyunlarına kapılırsa bunu hiç düşünemez. Yoluna devam eder. Yanlış yolda gider. Evet. Taberani'nin Beyhaki'nin hadisinde de buna benzer innel şeytani kuhlen ve lahukan feiza kahala el insan min kuhlihi matat aynahu aniz zikri. Şeytan gözüne sürme çekti mi ki uyku zikirden kalır diyor. Gözleri yumulur, ölür. Ve izalaka minel yaladı mı insanın lavukuyla dili başlar küfür etmeye, pis fuhuş sözler söylemeye başlar. Evet, İmam Gazali Hazretleri diyor ki işte taşkınlık, hile, aldatma, karıştırma, herkesi siz ona demagoji diyorsunuz, aldatıyorsunuz. Evet, bu gibi şeyler, çirkin şeyler hep bugün bunlardan ileri gelir. Şeytanın bu bahsettiğimiz yerlerinden nüfuz etmesi sebebiyle seni sapıtmasından ileri gelir. Hadis-i şerifi Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmişler. Onun için şeytana çok uyumayacağız. Bizi maalesef uyuttular. İlkokullarda, ne bileyim üniversitede 8 saat mutlaka uyuyacaksınız. Hayır. 8 saat uyumak şart değil. Evet, şimdi anladık ama iş işten geçti. Evet, 8 saat uyumak şart değil. İnsan neyi alışırsa onu yapıyor. İnsan vücudunu Allah öyle yaratmış. Sibirya'da yaşayan adamı Amerika'da arkadaşlık yaptım. Buzun altında evi var. Çocuğunun ayağı buzun altında, buzun içinde yaşıyor adam. Çocuk da öyle. Ayağı yalın ayak, buzun üstünde geziyor. Bizim çocukları gezdirsen hemen zatürre olurlar, öbür tarafa giderler. Ama bu doğduğu orada, yaşadığı orada olunca vücut alışmış. Aynı insan ekvatorda da yaşıyor. O sıcakta sen yaşayamazsın. Yani insan vücudu bulunduğu ortama uyan bir şey, yapıya sahip. Onun için az uyumaya alışırsanız bir hafta 10 gün zorlanırsınız. Ondan sonra uyumak isterseniz uyuyamazsınız. Ama bize illa 8 saat uyuyacaksınız diye şartlandırdılar. Elin adamı 3-4 saat uyuyor, çalışıyor, o gidiyor. Biz uyuyor uyuyor aşağılarda kalıyoruz. Yani insan neye alışırsa ona göre hareket eder. Peygamberimizin bu şeyleri, az uyu, dilini tut, dilini tut, öfkelenme, iradene hakim ol. Sakın kendini beğenmişlik gibi bir havaya girme. Sakın kibirlenme. Nasıl kibirleneceksin? Başlangıcın bir sümük, pislik değil mi? Meni, pislik değil mi? Meni bulaşığıyla namaz kılamazsınız. Pistir, necistir. Başımız bu değil mi? Hepimiz oradan türemedik mi? Sonumuz ne? Leş. Şimdi gömdüğün adamı 15 gün sonra git bakalım, kabrini aç bakalım. Kokusundan yanına varamazsın. Hepimiz öyle olmayacağız mı? Hani Çanakkale'de şehit olsak öyle olmayız. Ama nerede? Nerede? Evet, sonu başı böyle bir pislik, sonu leş. Arada şimdi karnını yarsak kaç kilo sidik var, kaç kilo kan var, kaç kilo dışkı var içinde. Hepimizin öyle değil mi? Evet, başımız pislik, sonumuz leş. Ortada da pislik yük taşıyoruz. Neye kibirleneceksin yahu? Neye kibirleneceksin? Neye kibirleneceksin? Ama insanı şeytan aldatıyor işte. Kibirlenmek Allah'ın hakkıdır. Kibirlenen adam Allah'ın sıfatına sataşmış demektir. Belini kırar. Evet. Mütekebbir. Vallahi'l-lezi. Her gün sabahleyin okuyorsunuz. Mütekebbir. Kibirlenme hakkı Allah'ın hakkıdır. Kibirlenmek. İşte bu gibi şeylerden uzak kalacaksın. Ölümü düşüneceksin. Bu hallerini düşüneceksin. Ya niye kibir? Bir kabze-i hak olur bu tenler. Bilmem neye kibir eder denler.
bir avuç toprağı oluyoruz neticede. Niye kibirleniyoruz ki? Evet, dünyanın en büyük boksörü olsan, güreşçisi olsan, öldüğün zaman imam geliyor yıkarken, soğuk, ben üşüttün beni diyemiyorsun, yaktın beni diyemiyorsun, acıttın beni diyemiyorsun. Bu hakikaten aciz, başı aciz. Doğduğumuz zaman bize bakmasalar, ölürüz ya biz. Doğduğumuzda aciziz, öldüğümüzde aciziz, arasında da pislik hamalıyız. Neye kibir edeceksin, neye güveniyorsun? Ama insan bunları aklına getirmiyor. Vaktiyle yanına varılmayan adam, bir de son halini, biz bunları hep böyle hayatta takip ediyoruz. Öyle büyük makamlara gelmiş, Allah yukarıdan bakıyor bütün millete, konuştuğunu hiç kulağı duymuyor, yukarıdan konuşuyor. Ben takip ediyorum, şimdi ne olacak? Gazete gösteriyor ölüm yatağında, böyle bir deri bir kemik kalmış, hırlaya hırlaya. Böyle nasıl yalvarıyor oradaki doktora, hemşireye, böyle şeylerini çekmişler. Benim için böyle şeyler takip ediyorum ben. Çok adamları kanatları indiriyor böyle. Hepimiz öyle olmayacağız mı? Niye kibir ediyorsun? Neye güveniyorsun? Aha, Rusya'nın başkanı bir gecede yıkıldı, sıfır oldu, gitti. Bu değil mi dünya, bu değil mi? Ama insanoğlu işte şeytanın şeyine geliyor, gazına. Allah nasıl kibirleniyor, gururlanıyor. Bu hallere düşeceğini hiç aklına getirmiyor. Efendimiz bize onun için uyarıyor. Dikkat diyor. Bunlara dikkat edin. Bunlar şeytandandır. Şeytan kibirlendiği için secde etmedi. Adem kokar çamurdan yaratıldı. Ben ise alevli ateşten. Benim aslım pis çamurdan, kokar çamurdan üstün. Ben ondan üstünüm. Niye ona secde edecek misin? Kibirlendi. Ondan dolayı şeytan oldu, kovuldu. Şeytan, şatanı rahmetten kovulmuş demek. Kibirlenen adam, işte böyle bu arz ettiğimiz uykucu adam, öfkeci adam, küfreden adam, kendini beğenen adam, zalim adam. Evet, şeytan gibi rahmetten kovulabilir, Allah korusun. Onun için insan dengeli yaşamalı, bunları dikkat ederek, Efendimiz'in sözlerine kulak vererek, dengeli, mütevazi, düşüne hareket eden, hareketlerin sonunda iyiyse o hareketi yapan, konuşurken bak Allah iki tane göz vermiş, iki tane kulak vermiş, iki tane dudak vermiş, bir tane dil vermiş. Kur'an'da var bu. Velisanen ve şefeteyn. Evet. Var, söylediklerim Kur'an'da var. Bir şey konuşacağın zaman iki defa bak, iki defa dinle, iki defa kontrol et, bir defa konuş. Yoksa küfrettin mi, iman gidiyor, nikah gidiyor, her şey yıkılıyor. Yaptığın iyilikler hepsi gidiyor, yok oluyor. Dil öyle önemli. Bir kelime sarf edersin, cehennem dibini boylarsın. Ama bir kelime söylersin, cennetin en üstüne oturursun. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesini yürekten bütün zerrelerinde söyledin mi, bütün günahlarından dökülürsün. İşte bu dili öyle kullanmak lazım. Efendimiz bunlara dikkati çekiyor bu hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne lil katili fi sebilillah indallahi sittihsal. Allah yolunda öldürülen ne deniyor ona? Şehit. Allah yolunda savaş sırasında çarpışırken öldürülen kimse için şunları vermiş. Şehit için indallah, Allah katında sitte hisal, altı haslet vardır. Altı şeref vardır. Altı keramet vardır şehide. Yuferu lehu hatiyetuhu fi evveli def'atin min dem. Vurulmuş alnından tertemiz yatıyor. Bir hilalul arab, ne güneşler batıyor diyor Mevlana Akif merhum. Evet, vurulmuş. Kolay mı ölmek? Kan kolay çıkmıyor can. Kan fışkırıyor, çırpınıyor. O kan fışkırırken, kanı çıktığı anda ilk damlasıyla tüm günahları affolunur. Şehidin ilk damlasıyla, kanın ilk damlasıyla diyor Efendimiz,
tüm günahları affolunur. Ve yücaru min azabil kabr. İkincisi, cehennem azabından kabir azabından uzaklaştırılır. Ve yücaru min azabil kabr. Kabir azabından uzaklaştırılır. Kabir azabı haktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok olayı var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de var. Hani bazı adamlar kabir azabı yok falan filan diyorlar da, bunlar da hem hoca, koca koca etiketleri var. Biz elhamdülillah aziz milletimiz 926'da Müslüman olmuş, el sünnet vel cemaat inancına sahibiz. Bu yolda devam ediyoruz. El sünnet inancına göre kabir azabı haktır. Kabir sıkacaktır. Kabirde sorgu olacaktır. Evet. Arkasından iyilik yapsan ona fayda verir. Kötülük yaparsan da ona zarar verir. Şimdi bunlar ilka diyor. Oldu bitti her şey diyor. Hayır öyle değil. Bizim inancımız bu. 1000 yıllık, 1100 yıllık inancımız bu. Şimdi bunu ters yoluyorlar. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam şey ettiği, uğraştığı Firavun, Mısır kralına Firavun deniyor. Musa Aleyhisselam uğrayan kral. Hala duruyor. Şeyde Kahire Müzesi'nde görmek isteyen görebilir. Kısa boylu, bacaksız, kel kafalı, kara yüzlü bir herif. Gidip görebilirsiniz. Evet. Çünkü Allah onun kıyamete kadar insanlara şey olsun, o ibret olsun diye diyor. Ben senin diyor bırakacağım diyor. Bırakmış. Denizde boğulmuş. Deniz onu dalga atmış kenara. Orada bulmuşlar. Oryantalistler bulmuşlar. Çürütmemiş Allah. Şimdi halen müzede duruyor. Bakabilirsiniz. Şimdi o Firavun için sabah akşam biz Firavun'u ateşe arz ederiz. Ateşe atarız diyor. Ayet var böyle. Şimdi cennet de cehennem de boş şu anda arkadaş. Evet. Ve üzlifetil cennetü lil müttakine. Cennet hazırlandı. Boş. Böyle bekliyor. Süslü gelinler gibi. Aynı şekilde cehennem de böyle. Kur'an'a göre konuşuyoruz. Ehl-i sünnet inancına göre. Mahşer beklentisi olacak. Ondan sonra mahkeme kübra kurulacak. Ondan sonra insanlar ya cennete gidecek. Müminler cennete. Kafirler cehenneme. O zaman dolacak. O zamana kadar kabir azabı var işte. Kabir, cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçesinden bir bahçe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bu. Hadisi reddediyorlar. Öyle söylüyor, konuşuyorlar. Halbuki ayet var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız. Cehennem kapalı şimdi. Demek ki kabir azabı var. İşte ayet. Bunlar Mutezili mezhebi. Mutezile, Kaderiye, Cebriye diye sapık mezhepler var. Onların görüşlerini televizyondan bu aziz milletimizin kafasına sorular sokmak için konuşuyorlar. Yeni şey söylemek uğruna meşhur olacağız, yeni bir şey söyledim diye o havalarda. Ya bunlar 1000 sene tartışıldı, üzerinde duruldu, cevapları verildi. Niye kurcalıyorsun, bu milletin kafasını karıştırıyorsun? Maalesef daha da çok ileri şeyler olacak. Hazırlıklı olmanız lazım. Evet efendim, kabir azabı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan kurtulmak mümkün değil. Muaz, Sa'd bin Muaz. Medinelilerin en zengin adamı, kafası en çalışkan adamı, lideri. Müslüman olmuş, peygamberin sahabesi olmuş. Hendek Harbi'nde savaşırken bir ok gelmiş, atar damarını ok koparmış. Kan böyle parmak gibi fışkırıyor. Sonuç ne olacak? %100 ölüm. Kan kaybından öldü diyorlar ya, doktor bile yetişemiyor ona. Böyle ana damar patladı mı? Çabuk halloluyor. Kaç kilo kanın var ki yani? O da yürü yarı bir adammış. Başlamış ağlamaya. Demişler Sa'd bulmaz ağlıyor yarısıyla. Gelmiş. Ya ben seni yiğit adam biliyordum demiş. Sen bu kadar ötlek misin, korkak mısın? Niye korkuyorsun lan demiş. Vallahi ya Resulallah ölümden korkmuyorum. Sözü aynen böyle. Güçlüyüm, kuvvetliyim, gencim. Biraz daha yaşasaydım İslam'a daha çok hizmet edecektim. Şimdi ölüyorum, hizmet edemeyeceğim diye ağlıyorum. Öyle mi demiş? Evet ya Resulallah. Bismillah demiş, parmağını basmış atar o kanayan damara, kan anından durmuş. Evet, Muhammed Aleyhisselam böyle işte.
Şimdi böyle bir sonra bilahare yenmiş Allah'ın lütfuyla Müslümanlar gavurları 3000 kişi 10.000 kişiyi yenmiş. Defolup gitmişler. Ondan sonra Yahudiler de o gelen müşriklerle gizli anlaşmaları olmalarına rağmen gizlice demişler ki siz önden biz arkadan yok edelim bu Muhammed'i diye. Ve Efendimiz onu da haber aldı. Oyaladı onları oyalama siyasetiyle. Ama anlaşmayı bozdular. Eve gelmiş, çok yaralı var. Günlerce yemek yememişler. Yorgun, eve girmiş, oh demiş, çok yoruldum dediği anda silahları çıkarmış. Yani ok kuşağını, üstündeki kalkanını çıkarmış. Cebrail aleyhisselam kapıda görünmüş. Silahı niye çıkarıyorsun demiş. Harp bitti demiş, yok bitmedi demiş. Seni arkadan vuran Yahudilerin cezasını vermek lazım. Anlaşmayı bozdular. İçeriden vurdular seni. Medine'nin bir mahallesinde Yahudiler var. Beni Kaynuka Kureyze kabul ediyor. Zengin kaleleri var. Onlara demiş cezasını vereceksin. Silahını gene kuşan. Tekrar işte oraya sarmış onları. Peygamberimize suikast tertip etmişler. Vallahu ya'simuke minen nas. Kur'an'da ayettir. Habibim biz seni insanlardan koruyacağız. Kocaman taş atmışlar kale duvarının dibine. Değirmen taşı. Peygamberimiz aşağıda. Yanındaki adama düşmüş, peygamberimize dokunmamış. Adam anında ezilmiş taşın altında. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyaset çok insanların en akıllısı. Yahudilerin en çok can alıcı noktası nedir? Dayanamayacaklar şeyler para. Müslümanların gücü yok. Çok fazla yiyecekleri yok. Onlar da gülerlermiş. Biz burada kalenin içinde kaç senelik yiyeceğimiz var. Sizin yiyeceğiniz yok. Orada beklerken zaten defolup gideceksiniz diye gırgır geçiyorlarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar akıllı, harp hileden ibarettir. Yahudinin dini imanı paradır, halen de öyledir. En kıymetli hurma bahçeleri Yahudilerin. Hiç ağaç kesmeyin diye Peygamberimizin şeyleri var, emirleri var. Ağaç dikin diyor. Ağaç dikerseniz diyor gölgesinde bir hayvan otursa bile size sevap yazılır. Dalında bir kuş tünese sevap yazılır. Ağacın meyvesinden bir kuş yese sevap yazılır. Böyle teşvik ediyor. Ama Yahudileri dize getirmek için Yahudilerin en kıymetli hurmanın yetiştiği şeyleri kesin demiş. Hurmalıkları. Kaleden de görüyorlar. Bakmışlar en kıymetli hurmalıkları gidiyor. Ağaçlar köyünden kesiliyor. Tamam elçi göndermişler. Anlaşalım demişler. Anlaşalım. Ama bizim şeyleri elleme. Evet, herkesi anlayacağı dilden hareket edeceksin. Hemen elçi göndermişler. Demişler, hakem seçelim. Şimdi Sa'd bin Muaz'dan söz edeceğiz, kabir azabından. Ama size meseleyi anlatmak için ta işin aslına girdim. Sa'd bin Muaz'ı kanı durduktan sonra götürün demiş. Harp meydanında olmaz. Medine. Arkada Sel Dağı var. Sel Dağı'nın arkası Medine. Onlar dağın Mekke tarafındalar. Götürün demiş. Bir baksınlar buna. Hastayla bakanlar uğraşsınlar bununla tedavi etsinler. Getirmişler onu tedavi ediyorlar. Kopan damar nasıl dikilecek? Değil mi? O zaman o teknoloji yok. İşte bezle mezle sarıyorlar. Bir süre kalacak. Hani hizmet edeceğim dedi ya. Onun için ölmek istemiyorum dedi. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Hemen demişler bizim hakemimiz Sa'd demişler. Çünkü Sa'd çok zengin adam. Müslüman olmadan evvel Yahudilerden kredi alırmış, faizle para alırmış. Büyümüş, büyük tüccar olmuş ondan devrinde. Yahudiler diyor ki bunlar bizim sayemizde, bizim sermayemizde büyüdü bu adam. Bizi gayırır diye hakem yapıyorlar onu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Sa'd imtihan edilecek ya. Hizmet edeceğim dedi ya sözünün eri mi bakalım. Değil mi? Hep böyle arkadaş. Hepimiz imtihandayız. Hizmet edeceğim diye kurtarmadı mı Peygamberimiz onu?
Olur demiş, benim de hakemim o demiş. Peygamberimiz. Yahudiler sevinmişler ne olsa, saat bizi kayırır diye. Getirmişler, kanı durdu, toparlanmış, sarılı, mahkeme şey etmiş, gereği düşünüldü. Anlaşmayı bozdukları için Tevrat hükümlerine göre anlaşmayı bozanların eli silah tutanlarının öldürülmesine, efendim kadınlarının esir edilmesine, mallarının ganimet olarak verilmesine, yaşlıların çocuklarının da Medine'nin defolup gitmesine karar vermiş. Yahudiler demişler ki, vallahi demişler, mert adammışsın be. Tevrat'ın hükmü de böyledir demişler. Biz seni mahsus seçtik ki bizi kayırır diye ama sen demişler mert adammışsın, doğru karar verdin. Bunu da saklamıyoruz demişler. Evet, şimdi İslam hukukunda hakim cezaların infazında başında durur. Çünkü ceza infaz edecek gardiyan mı diyorsunuz siz ona, ne diyorsunuz? Cellat mı diyorsunuz? O da bir insandır. Kini vardır. Fazla acıtabilir. Canı en kolay çıkacak şekilde öldürülür. Mahkeme yoluyla öldürülse adam bile. Kurbanı bile diyor, güzel kesin diyor. Ya kesmenin güzel olur mu? Evet, acemi kasap olursan, kurban kesersen, alttan üstten kesersen, zavallı tepinir durur, hırlar durur, canı çıkmaz. Ama tam şu gırtlaktan bıçağı çektin mi, bir anda soluğu çıkar. Güzel kesmek böyle yani, eziyetsiz. Evet, şimdi onun için hakim orada durur ki, o gardiyan, o cellat, İntikam almasın, belki ailevi meseleleri vardır. Fazladan canını acıtır öldürecek kimselerin diye başında durur. Yahudiler bir bir getiriliyor, icabına bakılıyor, o da başında duruyor. İşte hepsini böyle hallettikten sonra daha oradayken kan fışkırmış yine. Dedi ya hizmeti için ağlıyorum dedi ya, hizmeti yaptı, kan, iş bitti. Kan tek fışmırmış ve evine götürmüşler hemen. Gece yarısı bir gürültü cıvıştı. Peygamberimiz ne oluyor demiş. Efendim saat sizlere ömür. Gitti. Evine varmış. Şimdi bakın buralara dikkat edin. Bakın sağa da bakın. Peygamberimiz evine gitmiş onun. İnsan bir mümin öldüğü zaman koşmalı komşusuna, akrabasına. Helalleşmeli, ölmek üzere olan adamı kıbleye çevirmeli. Eğer çeviremiyorsanız ayağını kıbleye getirmeli, başını altına yastık koyup gözü kıbleye gelmeli. Yanında da la ilahe illallah diye o duyacak kadar söylemeli. Orada adetli kadın madın varsa cünüp mülüp herif çıkarmalı. Rahmet meleği gelmez onların olduğu yere çünkü. Azrail gelir canım, onun girmediği yeri yok. Ama bereket rahmet melekleri gelmez. Onları çıkarmalı, Yasin okumalı. Son halinde güzel bir şey olsun. Nasibi varsa la ilahe illallah derse son sözü cennete gider. Ama o ağrı acı içinde şimdi sırası mı derse Allah korusun. Allah sonumuzu güzel eylesin inşallah. Neyse, onun için geliyor Peygamberimiz. Taziye geliyor. Vefat etmiş. Kapısından bir ayağını içeri yatmış, bir ayağı dışarıda. Hadis var, kapı eşiğine oturulmaz. Kapı eşiğinde durulmaz. Bilirsiniz öyle, denilen söylemiştir. İyi yer değildir. Ya içeri gireceksin ya dışarı çıkacaksın. Peygamberimiz bir ayağını içeri atmış, bir ayağını dışarıda. Hep sahabeler demiş ki, ya bize ne diyor? Adama bak. Bize diyor, kapıda durmayın diyor, kendi kapıda duruyor. İçeri girmiyor. Görmüyorlar çünkü. Peygamberin gördüğünü onlar görmüyor. Neyse biraz durmuş, sonra içeri girmiş, başına varmış. Başına öldükten sonra ne yapacaksınız? Gözünü böyle sıvazlayacaksınız, kapatacaksınız. Ayaklarını, çamaşırını çıkaracaksınız üstünde. Çünkü ölü katılığı oluştu mu,
elbiseni çıkaramazsanız yırtmak zorunda kalırsınız. Halbuki o elbiseyi sıcakken, yumuşakken çıkarırsanız yıkar bir fakire verirsiniz, iş görür. Bunu da düşüneceksiniz. İsraf yok İslam'da. Garibanlar var bak şimdi yolumuzda 10 kişi kesti. Bir şey verdi. Aç ya adam şu soğukta. Onun için sıcakken çamaşırını çıkaracaksınız yırtmadan. Ondan sonra bacaklarını kıbleye karşı getirip bacaklarını ayaklarını bir yere getirip parmaklarını bağlayacaksınız ki böyle olursa taputa sığmaz çünkü. Kurur, soğur böyle şey edemezsiniz. Yumamazsın. Onu sıcakken yumacaksınız, bağlayacaksınız. Açılmasın diye. Kollarını yanına getireceksiniz. Soyduktan sonra gözünü de sıvazlayıp örteceksiniz. Üstünü de örteceksiniz. Sonra da yıkanacak, kefenlenecek, namazı kılınacak vesaire. Gelmiş işte bunları yapmış peygamberimiz çıkmış. Ama herkesin aklında şu var. Ya kapı içinde durulmaz dedi. Kapı içinde durdu. Bir kafalarında yer var. Ondan sonra mezarlığa götürüyorlar. Cennetül Bakiye. Medine'nin yanında, içinde şimdi kaldı. O zaman kenarında ormanlık bir yermiş orası. Oraya götürüyorlar. Saat 120 kilo. Yani böyle kanlı canlı bir adam, boylu poslu. Böyle parmakların ucunda uçmuş taputu. 120 kilo yahu. Uçmuş. Bu da dikkatlerini çekmiş. Ondan sonra kabir kazmışlar. Bakmış düz kazmışlar. Fıkıh hükümlerinde söylüyorum hem bu vesileyle. Dayanağı da işte bu hadislerdir. İstanbul'da bunlara dikkat edin. Dümdüz kazmışlar. Bu demiş Yahudi kabri. Müslümanın da kabir böyle olmaz. Kıble tarafın dibinden insan cesedi sığacak kadar oyun demiş. Ona lahit derler. Bunu yapmıyorlar şimdi. Bu mezardakiler için kazmak zor. O maaşını alacak, ne yenesin? Hem sonra hile yapıyor. Erkekler yarı beline kadar gömülür, kazılır. Kadınlar göğsüne kadar derin kazılır. Kıble tarafı da oyulur. Kerata içindeki topraklar alıyor, kenara yığıyor. Fazla kazmamak için hile yapıyor. Ben gittim gördüm de ikaz ettim. Ondan sonra yaptı. Haberiniz olsun. Erkek yarı beline kadar derin kabire kömülür. Kadın göğsüne kadar derin kabire kömülür. Kıble tarafı da insan cesedi sığacak kadar oyulur. Buna lahit denir. İslam kabri budur. Bu demiş Yahudi kabri. Oyun bakın demiş kıble tarafına. Oydurmuş. Kabre indirmişler. Ondan sonra kapatmışlar. Telkin ediliyor ya şimdi. Ey falan. Şimdi sen Müslümandın. Ahirete göçtün. Eşhedü en la ilahe illallah kelimesine inanmıştın. Biz böyle biliyoruz. Bu kelime üzerine devam et. Rabbin kim, dinin ne soracaklar. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an de. Bunları söylüyoruz. Biraz sonra melekler gelecek diye. Telkin derler buna. Vardır. Bunları yaparken peygamberimizin yüzü sapsarı olmuş. Çok üzülmüş. Hemen ellerini açmış böyle. Dua etmiş. Dua ederken başlamış tebessüm etmeye. Allah Allah. Kapıda durdu. Sad'ın o ağır vücudu parmak ucunda uçtu. Herkesin kafasında yer ediyor. Peygamber önce üzüldü, şimdi de gülüyor. Bir şeyler oluyor. Kafalarda bu var ama orası soracak yer değil. Sonra demişler ki ya Resulallah, Sad'ın evine geldin, kapıda durdun. Sen kapı içinde durma diyorsun. Ya demiş, melekler gelmiş benden evvel, içeriği hınç hınç doldurmuşlar. Benim geldiğimi fark edemediler. Onun için içeri giremedim kalabalıktan. Fark edince bana yol açtılar, yer verdiler de öyle girdim. Onun için bekledim kapıda. Evet, bu bir. İki, ya Resulallah parmağımızın ucu uçtu, ağır adamdı. Ne zannediyorsunuz? 70.000 melek taşıdı onu. Öyle kıymetli adam, anlıyor musunuz? Harpte aldığı yaradan ölmüş. Şehit yani o da.
mürtes derler ona fıkıhta. 70 bin melek taşıdı onu. Siz ne zannediyorsunuz? 70 bin meleğin taşıdığı saat. Peygamberin sahabisi. Kabire örttükten sonra kabir onu sıkmış. Kabir sıkar herkesi. Onu da sıktı. Peygamber de görüyor. Sen göremiyorsun ama o görüyor. Allah'a yalvarsaydım bütün müminler kabre gömdüklerinin feryadını duyarlardı. Ama istemedim. Akrabasının, amcasının, babasının kabir azamını görürse gömmez diye korktum. Allah'tan bu talepte bulunmadım. Sa'd'ın kabir sıktığını görünce benim arkadaşım çok üzüldüm. Hemen Allah'a yalvardım. Allah'ım sabri kabir azabından onu halas eyle diye. Allah da hamdolsun duamı kabul etti. Şimdi Sa'd çok iyi. Onun üzerine de gülmeye başladım demiş. Sa'd gibi bir adam bu tezgahtan geçtiğine göre biz de geçeceğiz. Allah bize yardım ede. Evet, şimdiden hazırlanmak lazım. Bu hadisleri size onu okuyoruz. Buna inanıyoruz. Unutmayacağız, dengeli yaşayacağız. Yamuk davranmayacağız. Yan yön yapmayacağız. İstikamet üzere olacağız. Evet, böyle işte. Evet, bu kabir azabından şehit, kabir azabından kurtulur, uzaklaştırılır. Ve yuhalla hulletel kerame, asalet elbisesi giydirilir şehide. İlk damlasıyla, kanından akan ilk damlasıyla günahları affolunur. Sonra kabir azabından kurtarılır. Ama bir geliyor işte bir selam veriyorlar. Bundan kurtulmak mümkün değil. Ama bazısını pire ısırığı kadar. Pire ısırığı. Cehennemden de geçeceğiz biz. Köprü, Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulu. Onun için cehennemden geçmeyen yok. Adamsak pire ısırığı kadar bizi hiç tesir etmeyecek. Allah inşallah öyle der. Herkes geçecek oradan. Kur'an ayet var. Diyor kesin. Demişler Ebu Bekir de mi yanacak? Evet, o da oradan geçecek. Ama pire ısırığı kadar. İşte en iyisi. O dehşetli altında cehennem. Aman ya Rabbi. Abdest alırken ne diyorsun? Ayaklarını şey derken. Münafıkların, kafirlerin, zalimlerin ayağının kaydığı zaman benim ayağımı kaydırma ya Rabbi diyoruz ya. Onun için diyoruz. Haberin olsun. Bunu söylerken bunu düşün. Evet efendim. İşte bu şehit için ilk damlasıyla günahları affedilir. Ondan sonra kabir azabından kurtarılır. Sonra asalet şeref elbisesi giydirilir. Mahşerde herkes çıplak olacak demiş Peygamberimiz. Ayşe anamız çok akıllı, allame bir kadın. Çok zeki. Ya Resulallah ayıp olmaz mı demiş. Herkes birbirini görür mü? Hey gidi Ayşe'cim hey. O gün öyle bir gün ki insan kendini göremeyecek. Cehennem bir tarafta vezel cahimü su'irat. Bum! Bum! Deyip durur. Görüyorsun. Yanar dağları nasıl akıyor görüyorsun televizyonda ya. Böyle kükreyip durur. Bir tarafta cennet güzel ama Sırat Köprüsü var. Sorgu var. Defterlerin anlamışın görmüşün. O gün diyor insan kendini göremeyecek Ayşe'cim. Nereden başkasını görecek? Ama şehit öyle değil. Bazı adamlar mesela Fatıma anamız da böyle. O çıplak değil. Hani güzel adamlar böyle. Şehit de böyle cennet hullesi giydirilir ona diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra evet asalet elbisesi giydirilir. İzzet elbisesi ve yara makadehu minel cennet.
Evet, niye şehit diyoruz? Ölürken cenneti görür. Şahit alır yani. Onun için şehit derler. Melekler de gelir, hizmet edelim, biz de şeref kazanalım diye. Allah yolunda en kıymetli şeyi olan canını Allah yoluna verdi, vallahi billahi de şahit olurlar. Onun için namus, vatan uğruna, din uğruna harp meydanında ölen adama şehit derler. Bu meselelerden dolayı. İşte burada da ölürken cenneti görür. Ondan dolayı şehit derler ve işte şehide bu hasletler verilir, bu şerefler. Yu'menu yu'emmenu minel feda'il ekbar. Arasat meydanında, mahşer meydanında korkulardan emin kılınır. Cehennem kükreyip durur, bekletiyorlar. Mahkeme kübra kurulacak. Sen de yaptıklarını hep dünyada unuttun ama orada gözün önünde. Allah, yağın kalır mı? Çocuk anında saçı varır diyor Peygamberimiz. Öyle müthiş bir gün. Ama şehit oradaki korkulardan emin kılınır. Ona korku yok. Ona korku yok. Evet. Ve yüzevvecu minel huril iyin. Huriler de beklerler. Bizi ona nasip et ya Rabbi diye. Hurilerle hemen nikahları kıyılır. Daha ölürken. Bunları görür. Şehit. Cenneti görür. Bunları görür. Nikahları kıyılır. Yüzevvecu minel huril iyin. Hurinden ona nikahlanır. Ona. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Bu millet aziz millet, ben ırkçı falan değilim. Hiç sülalesinde şehit olmayan yok değil mi? Yoktur. 1071'de başlamışız. Vura vura öle 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 şehit düşe düşe değil mi? Bu vatanı öyle milyonlarca şehitle vererek almışız. Devam ediyoruz. Çanakkale İstiklal Harbi. Allah. Evet. Onun için sülalesinde şehit olmayan yok. Bir şehit 400 kişiyi de kurtaracak. İstediğin şuradan topla gidilen ha diyecekler. Evet. Şehit. Onun için ben diyorum bu millet, aziz millet, hepsi kurtulur inşallah. Böyle müjdeler var yani. Ama karar verici olan Allah tabii. Ama böyle müjdeler var. Böyle müjdeler var. Onun için şimdi her zaman söylüyorum ama herkes bildiğini okuyor. Ben görevimi yapıyorum. Her gün görüyorsunuz. İşte şu oluyor, bu oluyor. Dövünüyor, bağırıyor, ağlıyor. Bunlar mümine yaraşmaz. Önünün arkasından bağıra çağıra saç baş yolunursa niyaha haramdır, lanet sebebidir. Ölen adama azap sebebidir. Yapmayın hanımefendiler, beyefendiler. Yaş ağlayın, gözden yaş akıdın. Bu güzel. Ama bağırıp çağırmak, dövünmek bunlar mümine yaraşmaz. Kadere itirazdır. Şehit olduğu için de sevin. Bak görüyorsun neler var. Oğlum olur mu hocam, sevinilir mi? Tamam ya, o derecen yoksa hiç olmazsa sus lan. Çünkü lanet sebebi diyorum. Orada herkes de ona müdahale etmezse suç ortağı. Her zaman söylüyorum. Akrabaları ağzını sustursun. Bağırmayacaksın desin. Bağırıyorsa çek götür. Ne getiriyorsun oraya onun elin karısını? Fotoğrafını çekiyorlar böyle. Hani ölünün arkasında ağlanır der gibi. Evet. Kimisi de sofuluk taslayacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Seslen. Cahil herif. Cenazede nara atılmaz. Slogan atılmaz. Yüksek sesle ağlanılmaz. Tekbir getirilmez. Salavat getirilmez. Bir gün ben de bu cansız ata bineceğim diye kara kara düşünülür arkadaş. Peygamber böyle söylüyor.
Ben de size aktarıyorum. Ben görevimi yaptım. Siz de görevinizi yapacaksınız. Bağırma diyeceksiniz. Bağırma. Arkasından ağlama. Bunlar böyle. Evet efendim. Şehit böyle ama görüyorsunuz nöbet sırasında bomba gelmiş vurmuş. O sokakta gezen adam aile ihtiyacını alıyor. Ne günahı var? Öldürüyor. Şehittir efendi. Niye böyle bağırıyorsun, çağırıyorsun? Ya hocam dayanın. Tamam ben de insanım ama Allah zor şeyler vermesin. Fakat bu ölçüyü kaçırmayalım diyorum. Peygamber onun için bunu söylüyor. Bağırıp çağırmadan ağlayacaksan yahu. Niye bağırıp çağırıyorsun? Kadere itiraz olduğu için Allah'ın gücüne gidiyor. Onu söylemek istiyorum. Hadis-i şerifi Beyhakî Şuab-ül İmanında Kays el-Cüzami'den naklemiş. Allah onlardan razı olsun. İnne lil-mesâkîni devle. Miskinler için devlet vardır. Ne diyorsun sen? Devlet kuşu boşuna kondu. Yüksek makamlar devlet. Büyük para devlet. Mal mülk devlet. Ha, senin o devletin işte. Miskinler için böyle devlet vardır. Makam vardır. Cah vardır. Şeref vardır. Evet. İnsanlarla üstün olma durumu vardır. Paraya da devlet derler. Kur'an-ı Kerim'de var. Ganimetler keyla yekune devleten duleten beynel agniyai. Zenginler arasında hep paralar, mallar zenginler arasında dolaşmasın diye ganimetler fakir fukaraya, yolda kalmış olanlara verilir. Herkese verilir. Zekat fakirlere verilir. Fakir kimse kalmasın diye. Zenginler çok zengin, fakirler aç. Bu İslam'da yok. Orta tabaka oluşuyor diyorsunuz da siz, zekat vereceksin ki aç kalmasın. Ganimet mallarını fakir fukara dağıtacak ki keyle yekun dûlete meynel agniya. Haşr suresi 7. Evet, bu devlet miskinler için. Ne demek miskin yahu? Evet. Ve huve men leyse lehu şey'un minel meskene. Evet. Bu miskin sözü meskenetten gelir. Tevazu, alçak gönüllülük demek. Gönüllü adam demek. Parası yok ki diye gururlansın. Para yok, bal yok, mülk yok, araba yok, ev yok. Miskin. Fakirden farklıdır. Fakir zekat verecek ölçüye gelememiş adama denir. Fakir. Miskin hiçbir şeysi yok. Evde yiyeceği bir şey yok. Giyeceği bir şey yok. Buna miskin denir. Bu kimsesiz, hiçbir şeysiz, bir şeysi olmayan ama Allah'a da itiraz etmeyen, boynu bükük, şikayet etmiyor, itiraz etmiyor. Evet. Biz her türlü toplumun içinde girdik çıktık. Tahsilimiz öyle. Komünist talebeler vardı. Allah, Allah'a neler söylerlerdi. Zenginlere basıyorlardı küfürleri. Bize bir şey yok. Çalışmamışsın. Tembel tembel kahvede kağıt oynuyor. Kahvede söylüyor böyle. Falancı veriyor. Bu adalet mi diyor. Allah serzenişte bulunuyor öyle. Biz bunları görmüşüz. Ulan o herif gece gündüz çalışıyor. Sen burada şeş peş deyip durursun. Sana para gelir mi? Onu hiç düşünmüyor. Zengine böyle küfrediyor. Allah'a da şey diyor canım. Ben şimdi söyleyemiyorum. Öyle ateistler var, komünistler var. Rusya'da ihtilal yaptılar biliyorsunuz. Dünyayı allak bullak ettiler. Ha, ihtilal oldu, Rusya, krizim geldi sanki. Rusya çok ilerledi değil mi? Benim yakınım gitti daha geçen gün Ukrayna'ya. Komünist ülkeden yeni çıktı biliyorsunuz. Ben de komünizm dağılınca gittim Türkiye devletlere. Havaalanında Türk uçağından indik. Meydanda gideceğiz o binaların olduğu yere. Kapı kapanmıyor. Kalorifer yok. Duruyor, kalkıyor, bozuluyor. Otobüsü bile. Yere günü karşı, havaalanında herkese karşı en iyi otobüs konmaz mı? Binasında ısıtma yok, kapı yok, cam yok. Komünizm bu arkadaş.
Ukrayna gitti geldi işte. Çok fakirler diyor. En pahalı mühendis $200 alıyormuş ayda. Şimdi de sen çok az veriyorlar diyor öğretmen. Biz öğretmenle gün yapıyorlar ama diyor bize çok az. Yok ya veriyorlar be. Gözüne dizine dursun demiyorum sana ama o kadar da nankör olma. Şöyle bir git Suriye, Irak'a. Türkiye bayağı iyi. Yani o kadar da iyi. Tamam iyi olmasın demiyor. Daha iyi olmasın demiyoruz ama fazla da bir şey var yani. Orada da hala bak en kıymetli pahalı mühendis $200 alıyormuş ayda ya. $200 kim para diyor ya şimdi? Arkadaş. Ya ben de gözümle gördüm. Ne kadar komünizm hani herkesi zengin edecekti ya. Ne kadar fakir hala fakir. Hala fakir bırakmış. O kadar yokluk içinde. Evet efendim. İslam böyle değil. Zengin Allah'ın nimeti. Şükür. Ne demek şükür? Elhamdülillah. Tamam da esas şükür bu değil. Kazandığından fakirlere vereceksin. Zekat olarak mecbursun. Sadaka olarak cehennem ateşini söndür diyor. Vereceksin. Okulacaksın. Namazda yan yana herkesin cebi dolursa öyle elhamdülillahi rabbil alemin diye şükredersin. Bize yardım et, bize hidayet ver, biz dersin. Senin cebin dolu, keyfin yerinde 56. Yandaki adamın midesinde lokma yok, cırıl cırıl ötüyor. Cebinde para yok. Biz dese de gösterişçi biz der. İçinden biz diyebilir mi? İslam bunu sağlamak için zekatı emretmiş. Sadaka verin diyor. Komşunuz açken tok yatan benden değildir diyor. Bunu hem de rızanla yaptırıyor. Zorla yaparsan komünizm olur o. Kendi gönlünle veriyorsun. İslam bu. İşte ganimet malları da böyle aranızda zengin, sadece zenginlere dönmesin diye ganimet malları herkese dağıtılır. Devlet bu demek. Para demek, makam demek, izzet demek. Evet miskinler hiçbir şeysi olmayan imtihan. İnsanların bazısı böyle olacak. Şimdi hiç kor görmeyeceksin. Bak Efendimizin sözlerine bak yani çok ilginç. Bunlar kulağa küpe yapmamız lazım. İzâ kâne yevmel kıyâme gîle lehum unzurû min men at'amekum fillâhi lokmeten ev kesâküm sevben ev sekâküm şerbeten. Allahu Ekber. Hiçbir şeysi yok. Şu anda kış zor gün. Odunu yok, kömür yok, giyeceği yok, yiyeceği yok. Görmüşsün, giymişsin, elbise almışsın, kazak almışsın, çorap almışsın, kömür almışsın, ayakkabı almışsın, giydirmişsin. Hiçbir şeysi olmayanı. İşte diyorlar o miskine, o itiraz etmeyen, küfretmeyen miskin. Kaderine razı olmuş, itiraz etmiyor. Nesi yok, nesi var ki hesap sorsunlar. Ben memurken Avrupa'ya gittim. Şimdi Türkiye çok bollandı. O zaman gümrük duvarları var. Her şeyi geçirmiyorlar. Arabamla dönüyorum. Gelirken baktı. Zaten pasaportum belli. Üniversitede hoca. Memur adamın nesi olur? Arabada bir şey yok. İndir hoca dedi. Güle güle. Arkamda da Almanya'da çalışan işçiler var. Türkiye'ye geliyorlar. Allah her taraf dolu. Minibüsün her taraf dolu. Oturacak yer yok. Ona geldi. Çek dedi rayona. Şuraya çek dedi. Şimdi bu miskinlik bir şeysi yok ki. Güle güle aslanım hadi bakalım. Müslüman bu adam. Güle güle. Bir şeysi yok. Ne soracak? Soracak. Soğuk su içmedin mi? Soğuk su da mı içmedin lan? Hiçbir şeyim yok deyip durursun. Soğuk suyu besmele çekmeden içtiysen, geri şükretmediysen onu soracak Allah. Ona da var da ama minibüs dolu gibi değil ki. Ben geldim eve attım kafayı yorulmuşum uykusuzum. O hala da tek tek sordu nereden aldın nasıl yaptın. Ahirette böyle. Helalinden kazandıysan hep soracaklar. Haramdan kazandıysan vay yandın zaten. Ama helalinden kazandıktan sonra cennetin üst köşelerine çıkacaksın da. Şimdi öyle bu iş. İmtihan sebebi miskin adamı böyle sen bunları bildin. Bu soğukta dedin ya. Verdin, giydirdin, doyurdun. O miskinlerde mümin
itirazsız, mümin, miskin, kıyamet gününde onlara denir ki Allah tarafından "Ünzuru men atamaküm fillahi lokma." Seni Allah için bir lokma veren, doyuran adama bak. Seni Allah için, Allah rızası için elbise giydiren adama bak şu toplumun içinde. Allah için sana bir şey içirene bak. Bak, dikkat et. Peygamber sözü bu. Fedhiluhu el cennet. Onları şu topluluğun içinden seç, kolundan tut, hep beraber sok cennete denir. Haydi cennete, miskinleri bulun, giy kardeşim, ye kardeşim deyin yahu. Bak, adam sıvacıymış, oturdu şöyle diye evini veriverdi. Ama zenginden niye vermiyor lan? Evet. Allah bize cömertlik ihsan etsin. Allah sahidir, sahaveti, cömertliği sever. Mecbur değil ya. Ama adam ağlıyor. Neden ağlıyor? O hayrının feyzinden adam uçuyor arkadaş. Sen bazen böyle yakalarsın. Namaz kılarken, şeydeyken bir coşarsın ya. O bak, bir evini veriverdi adam, onun bereketiyle durmadan ağlıyor adam. Onun güzelliğinden alıyor. Evet, hadi miskinleri verdin mi? Haydi al bunları cennete sok denir. Evet, peygamberimizin duasına bak şimdi. Miskin itiraz etmiyor. Namazında, abdestinde şikayet etmiyor. Evet. Kendine yardım edenleri cennete sokacak. Peygamberimiz de şöyle dua ediyor. Allahümme ahyini miskinen. Allah'ım beni miskin olarak yaşat. Ve emitni miskinen, miskin olarak öldür. Vahşurni fi zümretil mesakin. Miskinler topluluğu arasında mahşerde bulundur. Fakalet Ayşe. Ayşe anamız, Allah ondan razı olsun. Çok zeki kadın, hemen yakalıyor bizim adımıza. Ya Resulallah, lime ya Resulallah? Niye böyle kimsesizlerin, meteliksizlerin arasında haşr olmak istiyorsun? Onlardan olmak istiyorsun. Niçin? Kale. Ayşe'cim, ey müminler. İnnehum yedhulûne kable evniyâihim bi'erba'ine harifen. Ya Ayşe. Miskin, demin söyledim ya gümrük olayını. Miskinler, zengin müminlerden 40 yıl önce cennete girecekler. Öteki hesap birinci kadar. O çoktan gidecek, keyfine bakacak. 40 yıl önce ya Ayşe, la teruddil miskine, kapına bir miskin geldi mi Ayşe'cim, sakın bir şey yok diye geri çevirme. Velev bi şıkkı temrin, yarım hurma, yarım hurma, işte gördün iyi dedin az büyük, yarım hurman evinde yiyeceksin. Bazen haftada bir hurma yiyorlarmış. Öyle fakirlik günleri geçmiş. Yarısını gelen, kapını çalan miskine ver. Ahini miskinen, ahibbi miskine, mesakine. Miskinleri sev. Bu meteliksiz deme. Onları sev. Ve karribihim. Onları kendine yakın tut. Onlardan uzak kalma. Uzak kalırsan nimetler içinde havalanırsın, kibirlenirsin, gururlanırsın. Miskinler yanında haşır neşir ol. Fe innallahu teala yukarribuki yevmel kıyame. Miskinleri kendine yakın tutarsan Allah da seni kendine yakın tutar. Ya Ayşe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hel tunsaruna ve turuna illa bi duafaikum. Siz miskinlerin, aciz kimselerin sayesinde Allah'ın yardımını, nusretini, rızkını ele geçiriyorsunuz. Onlar sayesinde Allah size zafer veriyor, nimet veriyor. Aranızdaki o aciz kimseler olmasa, sizin azgınlarınız sebebiyle siz aç kalırsınız, rezil olursunuz. Evet, Peygamber'in sözü bu efendim. Ondan dolayı
Osmanlılar orduya, hani siz takılıp duruyorsunuz sokakta, böyle düşkün kimseler var, kimsesiz sokakta. Herkes parmak dürtüyor, asılıyor, dalga geçiyor. Sakın ha! Onlardan orduyu alırlarmış. Bu miskinler, aciz insanlarla rızıklanırsınız, rafez, zafer size öyle güler diye, Efendimiz buyurdu diye, öteki güçlü asker, vuracağım falan. O miskin aciz, gözü kör, kulağı sağır, kafası sakat, ayağı topal. Onlardan alırlarmış ordunun içine ki, o acizler, miskinler sebebiyle Allah acısın da yardım etsin diye. Toplumun onlar can kurtaran simidi. Hor görmeyin, dalga geçmeyin. Nerede olursa olsun, dalga geçmeyin, horlamayın. İmkanınız ölçüsünde sevindirin onları. Öyle diyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onların duası Allah razı olsun dedi mi, ne muazzam şey kazanıyorsun. Evet, şimdi tam zamanı, soğuk kış gününde böylelerini bulup, giy bakayım şunu, al giy bakayım götür şunu, şöyle zavallıya bir baklava yedir, bir kebap yedir, şöyle sevindir. Evet, bunu da gösteriş için yapma. Bir avukat arkadaş, 90 küsur yaşında vefat etti. Ben bile bilmiyordum, ben hocasıyım. Ölünce gördüğüm gibi bir sürü talebe okutmuş. Hiç karısı bilmiyor, oğlu bilmiyor. Hayır yaptın mı böyle işte. Bir sürü talebe okutmuş, kimse bilmiyor. Sen de bu garibanları bul, onlara her ay ver, yardım et. Kimse bilmesin, Allah biliyor. Ne kadar toplumun can kurtaran simidi onlar, zaferin sağlanması için onlar vesiledir. Keza memleketin huzuru için onlar vesiledir. Onlara acıyın, yaklaştırın, yedirin, içirin, doyurun. Ey Ayşe diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu miskin bir şeysi olmayan ne demek? Tabii adam çok zengin. Şimdi bir de bunun böyle yorumluyorlar. Peygamber miskin olarak yaşamak istedi. Öyle ölmek istedi. İmam-ı Azam hep haber veriyorum size, misal veriyorum. Çok zengin İmam-ı Azam, hiç maaşlı iş yapmamış. Hep talebelerine kebap yediriyormuş. Öyle okutmuş. Hem okutuyor hem yaşatıyor. Giydiriyor, kuşatıyor. Zengin. Evet. Demiş gelmişti kervanın battı. Eşkıyalar hepsini soydu. Elhamdülillah. Yandı vallahi, gitti vallahi, hiç dememiş. Evet. Üç misli kazandı, yanlışmış hoca deyince. Elhamdülillah. Ulan demiş, adamı çıldırtacaksın be. Battın dedik, gülüyorsun. Kazandık dedik, gülüyorsun lan. Sen ne biçim adamsın? Oğlum demiş. Battın dediğin zaman bakalım yandım Allah diyeceğim için böyle. Hiç oralı değil kendi halinde kalbim Allah diyor. Çok üç kat kazandı deyince baktım acaba göbek atacak mı, hiç oralı değil Allah diyor. Bu da miskindir. Zengin ama bakın kalbine hiç para sevgisi sokmamış. Mal sevgisi sokmamış. Sanki hiç onunla ilgisi yok. Evet, bu da miskin sayılır. Böyle adamlar da peygamber bunlardan olmak istiyor işte. Hiç dünya malına öyle gururlanmıyor, kibirlenmeyecek adam olun demek istiyor bize. Zaten kendisi öyle de bize de öyle söylüyor. Dünya malına tapmamak, sevgisini kalbine sokmamak, gerektiğinde vermemek. İşte bu. İşte bu. Bu da bir açıdan manevi miskinliktir diyorlar alimler. Evet, Abdullah bin Abbas'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne lil mevti feza'an. Ölümün dehşeti vardır. Korkusu vardır. Evet. Ölen adamı görün. Hem göreviniz. Anlattım ya dersin başında. Görevlerimiz var. Müslümanın görevlerinden. Sen de yarın öleceksin, kıpırdayamayacaksın. Biri gelip
bunları yapsın. Hem de görün nasıl ölünüyor. Hep anlatıyorum ben. Gavurun ölüşünü de gördüm. Güzel adamın ölüsünü de gördüm. Evet. Ne diyor bak. Ölümün korkusu var hakikaten. Sokakta bir kediyi araba çarpıyor. Kasat çırpınıyor. Sen kaç kedi kadar varsın bir hesap et. O koca vücuttan can kolay mı çıkıyor arkadaş? Bizden de öyle tırnaklarımızdan başlayacak birer 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 soğuya soğuya buradan kık deyip çıkacak. Allah sonumuzu hayır eylesin, iyi etsin. Biz her sabah dua ediyoruz. Allahümme hüvvin aleyna sekeratil mevt ve la tuazibna ba'del mevt. Sekerat-ı mevtten kolaylaştır. Ondan sonra da bizi azap etme ya Rabbi diye hep sabah namazından sonra dua ediyoruz. Sendeydi arkadaş. Bu zor günler hepimize gelecek. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ölümün böyle bir korkunç tarafı vardır, dehşeti vardır. Şimdi demin söylediklerimi bir daha şey diyoruz. Onu görerek, son hali görerek, bunu unutmayarak dengeli yaşa. Yamuk davranma. Kötü laf etme. Ha, ne namaz, ne abdest, ne hac. Şu mağazayı açacağım, şu mağazayı açacağım. Hep böyle emel peşinde. Evet. Ne abdest var, ne namaz var. Evet, bir zenginden bahsettik geçen gün. Benim avukat yeğenim var. Şu dedi, kaç katsa o gökdelenler var ya karşı tarafta. Yüz kaç kat. Bunlar dedi, şu adamın her gün dedi şurada yürüyor. Yine böyle beleş yerleri aldı mı hemen alıyormuş, krediyle alıyormuş. Satıyor, elin parasında para kazanıyor. Derdi para. Kazandın ne oldu lan? Beyaz bir kapıda bürüyorlar adamı. Ya dünyanın en büyük zengini bu diye altından mı sarıyorlar seni? Kabri altından mı gömüyorlar? Beyaz bir kaputla gidiyorsun. Unutma ölü. Ölümü unutma. Haris olma. Paraya tapma. Ölümün bir dehşeti vardır. Feize belaga ahadukum mevtu ahihi. Kolay çıkmıyor bu can. Size din kardeşinizin ölüm haberi ulaştı mı? Oh, oh, niye öldü ya? Daha demin beraberdik ya, ölücü adam mıydı be? Hep böyle söylüyoruz. Çok yanlış. Sıkıysa ölme hadi bakayım, göreyim seni. Güzel peygamberimiz ne diyor, ne buyuruyor bak. Lütfen, siz çok seviyorsunuz onu. Felyakul, ölü bir kimsenin ölüm haberi size geldi mi? Şöyle söylesin her mümin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Oh oh, niye öldü demeyeceksin. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Biz de dönüp dolaşıp aynı kapıdan gideceğiz, ona varacağız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu söyleyin. Evet. Evet, fakih Ebu'l-Leys Semerkandî var. Elhamdülillah kabrini ziyaret ettim. Güzel bir adam Semerkant'ta. Her şeyin başında Bismillah. Başlarken besmeleyi unutma. Yatağa girerken unutma. Yemek yerken unutma. Su içerken unutma. Evden çıkarken unutma. Eve girerken unutma. Dükkana girerken unutma. Her yerde, iyi yerlerde Bismillah. Bismillah. Şarap içerken Bismillah olmaz. Sen yasak etmişsin, ah senin adını içiyorum. Allah korusun, iman gider. Bismillah. Sonunda bitirdin, şükür, muvaffak oldum, elhamdülillah. Bir musibet haberi, ölüm musibeti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Birisi geliyor, ekşiyor üstüne. Hay senin de ananı avradın deme. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, böyle söyle. Ondan sonra gece gündüz la ilahe illallah de. Bu dilin bunu alıştırın, ölürken canın sıkılınca la ilahe illallah dedin mi? Ben kâne âhiru kelâmihi dâhalel cennâ.
son sözü la ilahe illallah olan doğru cennete gider diyor Peygamberimiz. Dilini buna alıştırmak için yolda belde direksiyonu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi havalandı, uçağa yetişeceksin, sola geçmiş, takmış, 50 ile 60 ile gidiyor. Hanımınla dalmış sohbete. Siz ışık yakışıp, ne diyor yüküzüm diyor. Ya adam uçağa yetişecek. Bir de küfür ediyor, kızıyor. Kimisi de otobüse binmiş. Allah, arabanın kapısı kapalı, camı kapalı. Benimki de kapalı. Öyle bir peybaşmış ki patırdık, kütürdük, patırdık, kütürdük. Hiç öleceğini aklına getirmiyor. Zamburtu, zumburtu yani. Çoğumuz böyleyiz. Ama görüyorsunuz, ölmeyen yok. Bunlar doğru, Peygamber doğru söylüyor. Ha, bunları hiç unutma, hiç unutma. Evet, böyle oldu mu? Neden öldü deme. İnna lillahi, o şeyleri söylüyoruz. Evet, başaramadın, aciz kaldın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dedi İbrahim Aleyhisselam, bak ateş söndü, yakmadı ateş. Sen de bunaldın mı? Deme. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bunu söyleyiver yahu. Evet, işte mümin böyle olur. Bir ölüm haberi geldi mi kardeşin? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun de. Evet. Evet. Öyle söyle. Ondan sonra dua et. Kardeşine vah vah. Niye öldü ya? Deme. Allahümme elhikhu bis salihin. Allah'ım bu ölen mümini salih kulların arasına kat. Onlardan eyle. Dua et ya. Şimdi onun dua ihtiyacı var. Allahümme elhikhu bis salihin. Allah'ım onu salih kulların arasına kat. Ve ahlifhu Allah'ım ala zürriyeti fil gabirin. Geride kalan ailesine, çoluk çocuğuna sen vekil ol. O öldü, onun yerine sen geç ya Rabbi. Onlara sıkıntı çektirme. Allah'ım sen kocası, işte kocası ölmüşse kocası yerine geç. Karısı ölmüşse karısı yerine geç. Böyle de. Evet, onun geride kalan zürriyetine Allah'ım sen halef ol. Halef ol. Gafir lana ve lehu yevmel kıyame. Allah'ım bizi, dikkat et, ümmeti Muhammed'i ve lehu, bu kardeşimi kıyamet gününde affettiklerin arasına dahil eyle. Öyle söyle, öyle söyle. Allah'ım, Allahümme, Allah'ım la tahrimne ecra. Şimdi gideceksin, taziyede bulunacaksın, sevap. Cenaze namazını kılacaksın, Uhud Dağı'da sevap alacaksın. Çok sevap alacaksın. Kabrika da gidersen iki Uhud Dağı'da sevap alacaksın. Ve şu duayı yap. Zaten cenaze namazı duası da böyle. La Allahümme tahrimne ecra. Bunun ecrinden bizi mahrum etme ya Rab. Ve la teftinne ba'de. Bunun arkasından bizi fitneye düşürme. Sen evinde işin oldun, sen bahçenin tarlasının işin oldun diye birbirine girmen. Bizi böyle fitneye düşürme ya Rab. Kardeş kardeşe hiç merhaba demiyor. Bir mal yüzünden mal taksim edemiyorlar. Küs gidenler çok var, ben biliyorum. Allah'ım bizi böyle fitnelere düşürme. Bunun arkasından de. Bu duaları yap. Sakın ha. Gaflet içinde olma. İbret al. İbret al ölen din kardeşinden. Bir gün aynı tezgahtan sen de geçeceksin. Hareketlerini kontrol et. İradenle yaşa. Nefsi emmarine uyma. Kur'an'a uyur. Muhammed Mustafa'ya uy. Ve 12'den vur. Akıbetin hayır olsun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.